كيف بقانونك بقرا غير قانون قران هر قانونك دينك او جيد بن جدين وان جرك مسلمان شيار بن نخاف بوان حيل وان قران وكعب جمرا نشان كايا وقوت مجلسي قران وكعب جمرا نشان كايا وقوت مجلسي Hemen Taliban geldi, burkalar, çarşaflar, örtünmeler geldi. Yani tabiri caizse bu İslami bir yönetim geldi, fuhuşun önü kesildi, fuhuşiyatın önü kesildi. Çünkü biz burada bulunduğumuz Türkiye şartlarında kadın ve erkek iç içe beraber çalışıyor, aynı ortamları paylaşıyor. Fuhuşun, pisliğin, konuşmanın, sohbetin, adapsızlığın, Allah'ın haram kıldığı nice günahların önü açık oluyor. Ve insanlar bu haramları işliyor. Bir müddet sonra bunlar onlar için helalleşince, zihinlerinde yoksa hükmen değil yani, o zaman başkalarının helalleri onlara anormal gelmeye başlıyor. Yani sanki kötü bir şeymiş gibi geliyor. Ama aslında İslam hukukunda şöyle bir kavram vardır. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bir kadın ve bir erkek yalnız bir tenhada buluşmasın. Çünkü üçüncüleri şeytandır. Bu işin sonu zinada, fuhuşta, pislikte biter diyor. Yani birilerinin hakkını, namusunu ve izzetini ayaklar altına atmaya, çiğnemeye kadar götürür. Sonuçta nikahla olmayan, ilanla olmayan her ilişki Allah'ın nezdinde en çirkin fahşiyattır. En çirkin kötülüktür. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Üçüncüleri şeytandır. İslam cemaatinden ayrılmayın. Yani Kur'an'dan ve sünnetten ve o ilke üzerinde bulunacak bir cemaatten ayrılmayın. İnan ben size bir şey söyleyeyim. O kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cemaat üzerine sahih hadisleri var ki cemaatten ayrılmayın, cemaatin orta yerinde kalın, cemaat sizin için rahmettir diyor. Sebebi ne? İnsan bulunduğu şu toplum içerisinde, toplumda zaten İslam kalmamış. Din anlayışı da yok. Artık her türlü sapıklık ve sapkınlık meşrulaştırılmış. Bir insanın bir dayanağı, bir cemaati, bir topluluğu olmazsa, onlar içerisinde İslami bir istifadede bulunmazsa, yapılan nasihat ve öğütlerden kendine bir pay almazsa, eli sonunda insan ayağı kayıyor. Bir müddet namaz kılıyor, bir müddet sonra o namaz da silinip gidiyor. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam özellikle fitneler döneminde en çok sahabeye ve cemaate tavsiye ettiği nedir? Kesinlikle ve kesinlikle fitneden, fucurdan ve İslam'a aykırı fiillerden uzak duran ama temeli Kur'an ve sünnet üzerine kurulu olan cemaate yanaşmak, onlarla oturmak, onlarla kalkmak. Yani bir insanın bir yönünün İslam'la bağlı kalabilmesi için bir cemaat ehli olması gerektiğini söylüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam özellikle de ne diyor? Diyor ki İslam cemaatinden ayrılmayın, ayrılıktan sakının. Çünkü şeytan cemaatten cemaate katılmayıp tek başına kalan, İslam'a hizmetten, hayırdan, hasenattan uzak duranla beraberdir diyor. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir kişiyle şeytan, iki kişiyle şeytan ama üç kişi Allah rızası için bir araya gelirse artık şeytan onlardan uzak durur. Çünkü o orada şerri, kötülüğü, haramı bulamaz kendine. Yani tabiri caizse onu tetikleyecek, Allah'a isyana götürecek bir ortam bulamaz. Bugün en büyük şeytanın hilesi nedir? Benim hayatımda gördüğüm, şeytan önce insana demiyor namazı bırak. Önce git cemaati bırak. Sohbete gitmeyi ağırlaştır. İslami cemaatlerden uzaklaş, yalnızlaş. Münzevi bir hayata yönel. Tabi doğal olarak bu süreç başlarsa arkasından ne gelmeye başlıyor? Arkasından şeytanın hakimiyeti, vesvesesi, şeddimi ve kişiyi milim milim, gıdım gıdım dinden uzaklaştırmak. En son bakıyorsun İslam'la da dinle de bir alakası kalmamış. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam açık ve net olarak diyor ki ahir zamanda o fitneler döneminde İslam cemaatinden ayrılmayın. Ayrılıklardan şiddetle sakının. Çünkü şeytan cemaatten katılmayıp tek başına kalanla beraberdir. Cemaatte on iki kişiden uzaktır. Cemaatte olan iki kişiden uzaktır. Kim cennetin en güzel köşklerini, en güzel yerlerini, en mükemmel yerlerini yani en şerefli bir şekilde Allah-u Teala nezdinde belli bir dereceye sahip olmak istiyorsa İslam cemaatinden ayrılmasın. İslam cemaati derken zaten sahabe ve tabi'in diyor Kur'an'a ve sünnete uygun. Kur'an ve sünnete uygun. Aynı kez Ahmed bin Hanbel ve diğerlerin dediği gibi alimin veya hadis ulemasının benimsediği Kur'an ve sünnetin hayatlarında vuku bulduğu topluluk demektir. Tabiri caizse başta Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e dedi benim ve Raşid halifelerimin sünneti üzerine yaşantıları üzerinde olan topluluktur diyor. İşte burada ayrılmasın. Kim yaptı iyilik
kendisini sevindiriyor, yaptığı kötülüklerden dolayı üzülüyorsa işte o mümindir. Eğer bir Müslüman, ben açık söyleyeyim, örnek vereyim. Bir Müslüman bir günah işliyorsa, bu onun vicdanında bir yaraya sebep olmuyorsa, hiç üzülmüyorsa, hiç kederlenmiyorsa, hiç kendini kınamıyorsa, o insan mümin değil artık. Artık iman kavramı silinmeye başladı onda. Eğer bir insan yaptığı iyiliklerden dolayı mutlu oluyorsa, bir insan İslami ortamlarda huzur buluyorsa ama haram olan, şer olan Allah'ın yasakladığı yerlerden sakınıyor ve korunuyorsa, Nebi Aleyhisselatü Vesselam o insanın mümin olduğunu söylüyor. Ya mümin olan bir insan Allah'ın dinine sahip çıkar. Allah rızası için Allahu Teala zaten ayet-i kerimede demiyor mu? Ve ma halaktel cinne vel insa illa liyabudun. Biz cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım diyor yani. Bu kadar basit. Siz bu dünya hayatına bu imtihan için gelip de Allahu Teala'ya kulluktan, Allahu Teala'ya ibadetten, Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği şeylerden saklanıp kaçınıyorsanız, bu size ağır geliyorsa, peki nasıl oluyor ki siz kalu belada Allahu Teala'ya vermiş olduğunuz sözünüzde durmuş olacaksınız? Zanırız ama biz gidip de çok abirin kavvaşa, avvare, böyle din değil de kadın ve para endeksli insanlar, sadece akılları, fikirleri, beyinleri uçkurlarında bir de ceplerine dayalı insanlarla oturup kalkarsak bir müddet sonra onlara döneriz. Çok dindar, temiz bir adam da gitsin 5-6 tane çok az buyurun böyle ahlaksız, berdoş insanla otursun, onlara İslam'ı anlatmasın, onları ikna etmesin. Mutlaka onlar onu ikna eder, yoldan çıkarırlar. Bu kadar basit. Onun için Abdullah İbni Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiştir ki Allah'ın rahmeti, yardımı, bereketi cemaatle beraberdir. Ki bununla alakalı Hazreti Ömer'den de ve Abdullah İbni Ömer'den de bu şekilde rivayetler vardır. Başka bir rivayette Abdullah İbni Ömer'den radıyallahu anh'den rivayet olundu. O da diyor ki aleyhissalatü vesselam gene cemaatle alakalı Allah benim ümmetimi veya Muhammed aleyhissalatü vesselam ümmetini sapıklık üzerine bir araya getirmeyecektir. Buradaki ümmetten kast olunan alimlerdir. Bak, alim topluluğudur. Allahu Teala bu ümmetin alimlerini batılda icmaya götürmez. Bunu derken aslında sahabe, tabi'in ve etba-ı tabi'in dönemi insanlarını kastediyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde ne diyor? Hayrun nasi karni diyor. İnsanların en hayırlıları içinde bulunduğum bu topluluktur diyor. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ve onlardan sonra gelen tabi'in ve ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ve onlardan sonra gelen tabi'in, etba-ı tabi'in dönemi alimleridir diyor. Bugün baktığınız zaman İnsanların tabi olduğu alimlere bakın. Mesela imam sahabeyi zaten çıkarın. Onlar en hayırlı nesildir. Bizim için çok şereflidirler. Biz onlardan dini öğrendik. Biz Kur'an'ı onlardan aldık. Biz sünneti onlardan işittik. Biz dinin her şeyini sahabeden. Biz Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Osman'dan, İmam Ali'den, biz Hazreti Hasan Hüseyin'den, biz Hazreti Abbas'tan, Hazreti Ömer'den ve İbni Ömer'den ve diğerlerinden bu dini öğrendik. Bugün okuduğumuz bütün rivayetler Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bize ulaşmış. Fitanla alakalı hadislerden tutun İslam'ın muamelatı, uygulaması, fıkhı, şeriatı, her şeyine kadar biz onlardan öğrendik. Zaten onlar bozuk olsaydı din de mayasıyla bozulur, bize ulaşırdı. Onun için İslam dini 1400 sene önce nasılsa bugün de öyledir. Elhamdülillah. Emin olun, yeryüzünde eğer Kur'an ve sünnet hakkıyla bilinmeseydi ve hakkıyla yaşanmasaydı ve yeryüzünde hakkı ayakta tutan insanlar olmasaydı şu anda kıyamet kopmuştu. Belki Rabbim yeryüzünü yerle bir etmişti. Ama yeryüzünde bu var olduğu müddetçe ki Nebi aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah denildiği müddetçe kıyamet kopmaz. Ki burada kastettiği de kıyametten önce kalbinde zerre-i miskal kadar iman olanların ölümüdür ve ondan sonra kıyametin kopmasıdır. Onun için burada Nebi aleyhissalatü vesselam bu ümmet asla batılda icma etmez. Bugün İmam Ebu Hanife tabi'in alimidir. İmam Malik tabi'in alimidir. Etba-u tabi'in dönemi alimi İmam Şafii ve İmam Ahmet'tir ve diğerleridir. Bunlara baktığınız zaman hepsi peygamber ve sahabenin aleyhissalatü vesselam ve sahabenin çizgisini, yolunu çok güzel bize aktarmışlardır. Bugün biz de onlara tabiiz. Onun için Nebi aleyhissalatü vesselam bu ümmetin cumhuru batılda icma etmez derken alimleri ve Allah'a ve Resulüne bağlı olan, takva sahibi olan insanların batılda icma etmeyeceğini, hatta Allah'ın yardımı cemaatle beraberdir. Her kim cemaatten ayrılırsa muhakkak ki cehennem üzerine bir yola ayrılmıştır diyor. Ki biz bu adamları görüyoruz. Çıkıp da artık dünyada şeriat diye bir şey mi var? Uyduruyorlar bunlar nefislerinden. İşte efendim şeriat etiketini kazırsanız altından Çin, Rusya, Amerika çıkacak gibi söylemlerle aslında İslam düşmanlığı yapan deist zihniyetli, alim görüntülü adamlar var.
Sebebi ne? Onların ehli sünnet ve cemaat olmayışlarıdır. Veya Şia gibi insanları ululaştırıp, ilahlaştırıp Kur'an ve sünneti de buradan çıkaranlar var. Onun için ulema demiştir ki cemaatten kast olunan hem ilim ehli olmak hem de hadis ehli olmaktır. Çünkü sünnet İslam hukukunun %60'ıdır, hatta %65'idir. Allah'ın şeriatını, mesela Kur'an anayasaysa, o anayasanın bütün bentleri ve şıkları sünnettir. Sünnet o anayasayı belirler, genişletir, herkesin anlayabileceği, yaşayabileceği bir duruma getirir. Bütün usulüyle, ibadetiyle şeyiyle ortaya koyar. Ama aksi zateni dalaletten başka bir şeye götürmez. Onun nasıldır? Bugün çevremizde açık zina yapılıyor, açık içki içiliyor. Esrar eroin bütün topluma sirayet etmiş. İnsanlar çığırından çıkmış, millet her türlü kötülüğü, şerri, isyanı ve masiyeti işlerken bir susup bakıyoruz. Onu boş verin, kendimizi bile düzeltmiyoruz. Onu boş verin, yani artık böyle Allah-u Teala'nın rızası için böyle içimizde bir gıraz, bir kızma, öfkelenme hali bile kalmamış. Her türlü harama eyvallah, her türlü kötülüğe eyvallah, her türlü sapıklığa eyvallah, her türlü çirkinliğe eyvallah, bütün soy sop namazı bırakmış, kimsenin ibadetle, dinle, imanla, İslam'la bağ kalmamış, ona da eyvallah. Peki nasıl olur da Allah-u Teala başımıza nusibet ve belaları göndermesin? Onun için İslam'ın devlet başkanıydı ve gerçek bir İslami, Raşid Hilafet dediğimiz gerçek anlamda İslam olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın İslami idaresinin aynısını yöneten bir İslam devlet başkanıydı ve onu cahiller, amlar, aptallar ve dini yanlış anlayıp nefislerine ve ekolarına göre bir din yaşayanlar katletti. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şeyi ortaya çıktı. İkinci husus, daha sahabenin yani daha vefatına bile ulaşmadan Müslümanlar arasında savaşlar ve kıtallar başladı. Sonra harici dediğimiz topluluklar çıktı. Sonra Şii Ali adı altında Şii topluluklar çıktı. Sonra gulatlaştılar, sapıttılar, yoldan çıktılar, kafir oldular, mürtetleri oldu. Doğru yolda kalanları oldu, olmayanları oldu. Ve bugüne kadar geldi ve hiçbir zaman tarihsel süreçte batıl yapılar ve paralel dinle hiç tükenmedi. Her zaman var oldular ve onların neticesinde hep bu ümmet birbirini öldürdü. Hep bu Müslümanlar birbirini katletti. Düşünün ki Karmati dediğimiz bir topluluk vardı, Şii topluluğu vardı. Bunlar Hacerul Esved Mekke'yi bastılar, Kabe'yi bastılar hac zamanı. Orada hacileri katlettiler, hepsini şehit ettiler. Sonra Hacerul Esved'i aldılar, Bahreyn'e götürdüler. Bugünkü Bahreyn bir devlettir. Oraya götürdüler. 80-90 sene boyunca o bulunmadı. 90 sene sonra alınıp geri Kabe'ye getirilmiş. Böyle zihniyette Müslüman zihniyetli ama cehaletlerin neticesinde küfürden başka bir yolu tutmamış topluluklar zuhur etmiş ve bunlar hep fitnelere, kan dökmelere, katliamlara sebep olmuşlardır. Gerek Müslüman şiyar bin ne hafın bevan hilevan Kur'an-ı Kabe jimara ne çankaya uput meclisi Kur'an-ı